Yunanistan ile Türkiye arasında herhangi bir harp çıkacak olsa, çatışma, Yunanistan fiziksel olarak yani matematiksel olarak Türkiye'ye karşılık verebilecek bir devlet değil. Zaten 1927'de 3 tane Ayyaş'ın kurmuş olduğu bir devletçik. O zaman Fransız, İngiliz ve Rus generalin bir araya gelerek 3 Ayyaş yani 3 o an yani sarhoşun bir araya gelerek kurmuş olduğu, hadi bir Yunanistan'ı kuralım dediği bir devlet. Hakikaten de böyle olmuş bir şey. Daha sonra Yunanistan 1952 yılında NATO'ya üye olur. 1967 yılında da Yunanistan'da gerçekleşen darbe sonrasında darbeciler NATO'dan ayrılma kararı aldılar. Ayrıldıktan sonra çok büyük yanlış yapıldığını ve demokrasiye geçince 1974 yılında tekrar NATO'ya girmek için büyük mücadeleler sergiler ama bir türlü Türkiye engelini aşamazlar. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'de 1974'te Kıbrıs harekatını başlatmıştı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne. Orada NATO'ya üye olmayan Yunanistan çok zor durumda kaldı. Çünkü NATO'ya üye olmadığı için NATO o zaman onu resmi olarak destekleyemedi. Türkiye'ye büyük yaptırımlar, hani ambargolar uyguladı Amerika ve dünyanın diğer Avrupa ülkelerinden büyük ambargolar geldi ama direktmen Türkiye'yi hedef alıp Türkiye'ye saldırabilecek bir ortam oluşmadı. Çünkü Yunanistan NATO ülkesi değildi. Eğer bir NATO ülkesi olsaydı, bakın o zaman dünyada nasıl pozisyonlar, nasıl saldırılar, işgaller meydana gelecekti. Türkiye'ye hücum edeceklerdi bunlar. Böyle bir bahane arıyordu zaten. 1974 yılında NATO'dan ayrı olmanın acısını ağır bir şekilde yaşayan Yunanistan, NATO'ya girmek için elinden gelen her türlü mücadeleyi gösterdi. Ne Demirel, ne Ecevit, hiçbirisi, ne Erbakan Hoca buna onay vermediler. Hep veto ettiler. Bunlar da NATO'ya giremeyeceğini anlayınca, normal cumhuriyet seçilmiş bir hükümet aracılığıyla ne yaptılar? Böyle demokrasiyle hani seçilen bir iktidar asla kabul etmeyeceğini anlayınca dediler, biz de Türkiye'de bir darbe yapalım. Bu darbeyi yöneten kişiler bizim elemanlarımız olsun ve bizim isteklerimizi yerine getirsin diye. 1980 yılında Kenan Evren'e darbe yaptırarak, daha sonra da Amerika'nın başkonsolosu açık açık resmen, yani bunu gizleme gereği de duymadı, bizim çocuklar başardı dedi yani. Bizim çocuklar başardı. Daha sonra bu darbe sonrasında Türkiye'de Kenan Evren Yunanistan NATO'ya tekrar girebilir izni verince, Yunanistan şimdi tekrar NATO'ya dahil oldu. Yunanistan'la aramızdaki bu gelişme, hani bu çatışma iyice alevlenir, körüklenir de büyük bir harp meydana gelmeye kalkarsa, şimdi ilk başta da söylediğim gibi resmi olarak yani fiziksel, matematiksel karşı koyamayacaklar bize, koyamazlar. 83 milyon insana karşı 11 milyonluk bir nüfus. Ama 1927'den beri, Yunanistan'ın kurulduğu günden bugüne kadar Türkiye'nin çözülmemiş büyük Ege ve Akdeniz sorunları var. Hep gün gün gün, sene sene bunlar atılmakta ileri tarihlere. Şimdi Türkiye bunu çözer bir kere de, ama bunu çözmek için çok güçlü bir konuma gelmek için hep mücadeleler sergiliyor. Eğer güçsüz bir durumdayken bunları çözmeye kalkışırsa, biliyorsunuz hani Kuzey Kıbrıs'a düzenlenen kara harekatından sonra, ülkeye yapılan yaptırımlar sonrasında tüp, şeker, un, mazot, buna benzer hani kuyruklar nasıl oluştu? Ambargo nasıl? Türkiye nasıl zor durumda hani kaldı, mücadele etti? Aynı şeyle yine karşılaşabilir. Bu yüzden Amerika gibi, Almanya gibi, G7 zirvelerindeki olan ülkeler gibi süper güç olması lazım ki ne? Arkasında destekçi ülkeler olsun. Bu destek, hani bir ülkenin, hani bazı ülkelerin sizi desteklemesini istiyorsanız süper güç olacaksınız. Siz onlara bağımlı değil, onlar size bağımlı olacak ki ne? O zaman arkanızdan ister istemez desteklemek zorunda kalacaklar. Şimdi eğer ki Yunanistan'la çatışmaya girersek, Avrupa Birliği, NATO, Birleşmiş Milletler, Uluslararası Mahkeme, buna benzer ne kadar kuruluşları varsa hepsi üzerimize gelecekler.
Yani Türkiye'yi zaten Yunanistan dünya çapında işgalci, barbar ve soykırımcı bir ülke olarak lanse etmeye çalışıyor bizi. Şimdi Yunanistan bizim hep kılcal damarlarımıza, sinir sistemlerimize, hep böyle bizi çileden çıkarma, bardağa taşırma gibi böyle hep sinir edici hareketler yapıp bizi tahrik ediyor ve bizim onlara saldırmamızı istiyor. Biz onlara saldırırsak o zaman arkasına NATO'yu ve Birleşmiş Milletleri ve Avrupa'yı rahatlıkla alabilecek. Yani o zaman Ege'de ve Akdeniz'de zayıf olmasına rağmen güçlü kazanımlar elde etmek peşinde. Şimdi biz de şu anda onların bize hani yapmış olduğu bu hani tahriklere kapılmayarak haklı olduğumuz yerde ve onların bize yapacak olduğu herhangi bir operasyon karşısında, hani biz haklıyken onların yapmış olduğu operasyon karşısında misliyle cevap verip ve tamamen büyük kazanımlar elde edeceğimiz için biz de şu anda hani bu satranç oyunu gibi akıllı oyun oynuyoruz onlarla. Ama bu sorun elbet bir gün masaya yatırılacak. Bu sorun elbet bir gün çatışma, savaşarak bu sorun çözülecek. Eninde sonunda bu yapılacak yani. Yoksa böyle anlaşmayla Ege ve Akdeniz'de böyle bir kazanım elde edilecek gibi değil Yunanlılarla. Şimdi onlar ezelden beri, kuruluşundan beri bizle hep mücadele içerisindeler. Yani gizli mücadele. Nasıl? Türkiye nasıl silah sanayisine yatırım yapıyorsa, uçak mı alıyor, onlar da alıyor. Biz tank mı alıyoruz, onlar da alıyor. Biz savaş gemisi alıyoruz, onlar da alıyor. Biz nasıl, hani ne tür savunma sanayisine yatırım yaparsak, onlar da yapmaya çalışıyor. Bizle yarışıyorlar. Bakın bizim 270 civarı savaş uçağımız var, onların 210. Yani 11 milyon nüfusu olan bir ülke neredeyse bizle aynı dereceye yaklaşacak bir durumda ya. 11 milyon nüfusun olan bir ülkede 210 tane savaş uçağı ne demek? Adamlarda S-300 var. S-300. Biz ne yaparsak onlar da onun aynısını yapıyorlar. O yüzden ekonomileri durmadan sıkıntıya giriyor. Darboğaza giriyor. Savunma sanayisine fazla para yatırdıklarından ötürü onların maddi sıkıntı içerisine düşüyorlar. Avrupa desteklemek zorunda kalıyor. Biz de Ege ve Akdeniz'de haklıyken haksız duruma düşmemek için onlara gereksiz yere bir mücadele içerisine girmiyoruz. Eğer ki onlar bize bir savaş gemimizi veyahut da oruç reisimizi veyahut da bizim karasularımızı ihlal edip de askerimize, gemimize, denizaltımıza bir şeye zarar verecek olursa, haklı bir durumumuz olursa, şu an Erdoğan Yunan adalarının hepsine çıkıp gerekirse Atina'ya kadar gidebileceğini zaten her konuşmasında da onlara bildiriyor. Bakın siz eğer bize hani tahrik ederseniz, 2 günlük, 3 günlük, 1 günlük çatışma çıkartırsanız, bakın bu çatışma sonrasında ben öyle hani ufak bir çatışmayla geri çekilip de sonra size haklı sebepler elinize verip de yok Avrupa Birliği'nden yaptırım, yok hani ambargo falan filan diye, bak Avrupa ülkesine saldırdınız, saldırdın, savaştın 2 gün, 3 gün diye elinize bir fırsat vermem. Eğer bana saldırmaya kalkarsanız, Yunanistan'ı benim karşıma koyarsanız, önüme iterseniz, öyle Fransa, Almanya gibi büyük Avrupa ülkelerine sesleniyor, ben adaların tamamını alırım, Yunanistan'a kadar giderim diye onlara zaten küçük çaplı bir operasyon yaparım, sonra geri çekilirim sanmayın diyor. Benim alabileceğim risklerin hepsini siz de göze almanız lazım diyor. Açık açık söylüyor. Yani sizin Avrupa Birliği olarak sizin bir ordunuz yok. Büyük bir ordunuz yok. Ve Türkiye'ye karşı askeri olarak karşı durabilecek güçlü de değilsiniz. Silahlarınız var ama onu kullanacak askeriniz yok. Paranız var, alım gücünüz var, her şeyiniz var ama bizim gibi askeriniz yok. Yani Avrupa'nın bir ordusu yok yani. Bu yüzden de onlar şu an böyle bir tereddüt içerisindeler. Böyle bir şey başlarsa ne kadar kaybedeceklerini onlar da bildiğinden bizim mehter takımı gibi bir adım ileri, iki adım geri, iki adım ileri, bir adım geri, hep böyle yerinde sayıp oynayıp duruyorlar. Ama bizim Yunanistan'la olan bu mücadelemiz eninde sonunda patlak verip bu büyük bir çatışmaya dönüşecek yani. Bu adalar ve Ege Denizi ve Akdeniz'deki
petrol kaynakları, doğal gaz rezervleri eninde sonunda bu iki ülkeyi birbirine düşürecek yani. Kesinlikle. Bunun hiçbir alternatifi, bunun bir çıkarı yok. Biz bunun için savunma sanayimize büyük yatırımlar yapıp sadece Yunanistan'a rakip değil, onun arkasında duran, onu kullanmak isteyen, onu kiralayan diğer ülkelere de hani karşı gelebilecek bir pozisyonda olmamız lazım. Sadece Yunanistan değil yani. Yunanistan'a kalmış olsa bugün sadece özel güvenliklerimiz ve polis memurlarımız, amirlerimiz yani bunlar bile yetebilecek çapta. Askere gerek bile yok yani. O derece nüfus olarak. Bu yüzden savunma sanayisi çok önemli ve haklıyken haksız duruma düşmemek gerek. Akdeniz'de ve Ege'de Yunanistan'ın yapmış olduğu o tahriklere ve o hani bizi tahriş ediş, çileden çıkarma oyunlarına kapılmadan akıllı siyaset yürüterek dünya uluslararası kamuoyunda haklıyken haksız duruma düşmememiz gerek. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki analiz videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.